Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Bitcoin tarafında hafta kapanışını gerçekleştirdik. Küresel piyasada hafta açılışları geldi. Peki bu veriler doğrultusunda bu hafta içerisinde nerelere gidebiliriz? Hepsi bu video içerisinde yer alacak. Tabii ki öncelikle Bitcoin grafiği ile başlıyoruz. Öncelikle Bitcoin tarafında bir değerlendirme yapacak olursak oldukça pozitif bir hafta kapanışı yaptık diyebiliriz. Özellikle son süreçte baktığımız zaman hangi tarihten itibaren hemen şöyle tekrardan hatırlatıyorum. Mayıs 2022'den bu zamana yaptığımız arkadaşlar en yüksek hafta kapanışını Gerçekleştirmiş olduk Burada aslında oldukça pozitif bir veri ee, Bu alanda çok net bir e, Yükselen tepe gerçekleştirmiş olduk Bu alanda önemli bir direnç noktasında Üzerine çıktık hatta bu alan içerisinde Baktığımız zaman daha öncesinde Bakın şu alan destek alanı şu alan yine bizim için bir destek alanı. Geldik buraya yine bu alan destek alanı ve biz bunların tamamının üzerinde bir hafta kapanışı yaptık. Aslında baktığımız zaman gerçekten 34.000 bandının üzerinde bir hafta kapanışı demek önümüzde bir boşluk alan oluşması anlamına geliyor ve bu boşluk alan doğrultusunda nerelere kadar gidebiliriz? Burada tabii ki ilk görebileceğimiz seviyelere baktığımız zaman nereden başlıyor? 40 3000 dolar bandı diyebiliriz. Arkasından ben yine bu yıl içerisinde maksimum görebileceğimiz seviye olarak verebileceğim yer 48.000 dolar bandı diyebilirim. Bitcoin'in bu yıl 48.000 doların üzerine çıkmasını beklemiyorum. Lakin şu anda bizim evet buraya gelebilir dediğimiz yer 40-43 bandı olması gerekiyor arkadaşlar potansiyel olarak şu anda bu band bizim e, hedef noktamızda diyebiliriz 40 bin dolar 43 bin dolar bandı potansiyel hedef oldu devam etti yükseliş dediğim gibi max gideceğimiz alanda 48 bin dolar olur diye düşünüyorum peki başka ne oldu ortalamaların üzerinde zaten geçtiğimiz hafta kapatmıştık bütün ortalamaların üzerinde yükselen tepe yükselen dip yaptığımız bir e, durum vardı bunun üzerine bu alanda aslında çok da pozitif bir kırılım görmüş olduk hemen şunu bir kalınlaştıralım. Şöyle baktığımız zaman burada bir fincan kulp oluşumu var ve bu fincan kulpun çok net şekilde kırıldığını görüyoruz yukarı yönlü. Peki bu fincan kulpun hedefinde ne var dersek hemen şöyle baktığımız zaman bu fincan kulpun hedefinde arkadaşlar bizim için 46 bin dolar var. Yani bu alanda aslında ee, yukarı yönlü gitmememiz için 40 bin doların dahi üstünü görmememiz için herhangi bir sebep görmüyorum. Küresel piyasa evet kan alıyor burada ama küresel piyasa nereye giderse gitsin Bitcoin arkadaşlar bir rally yaşayacak ve zaten onun sinyallerini de şimdiden veriyor ve bu alanda dediğim gibi ortalamaların üzerindeyiz. Yükselen dip tepe oluşturuyoruz. Ee, oldukça net bir fincan kulp kırılımı var ve böylelikle yukarı yönlü 40 6 bin dolara kadar hatta yukarıda diyorum 48 bin dolar maksimum 46 bin dolara kadar potansiyelimiz olan bir yükseliş masada net şekilde var. Ve e, bu alan içerisinde 40 bin dolara kadar da önümüzde ciddi bir engel yok. Yani aslında baktığımız zaman e, bu alanda böyle 35'li bantların üzerine birazcık sarkmasıyla birlikte e, ne bekleyeceğiz arkadaşlar? Yukarı yönlü 40 bin dolara doğru hızlı bir hareketlilik bekleyebileceğiz. Yani şu alanda şu yaptığı tepenin üzerine azıcık iğne atması dahi aslında burada pozitif bir ee, kırılımın geldiğinin göstergesi. Peki günlük anlamda da ortalamaların üzerinde yükselen dip tepeler oluşturuyorduk. Bundan sonraki süreçte günlükte 33.900 bandı diyelim. 33.900 altında bir günlük kapanış gelmediği sürece. Hadi bir tık daha aşağısına alın 33.800 diyelim. 33.800 altında bir günlük kapanış gelmediği sürece Piyasada herhangi bir sıkıntı yok. Yukarı yönüne devam etmesini bekleyebiliriz. Ama 33.800 altına bir kapanış gelirse burada bir alçalan dip görmüş olacağız. Ve böyle geriye doğru tekrardan 32.000 dolar bandı e, görünmüş olacak bizlere arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda ama pozitiflik devam ediyor. Bu alanda yükselen dip ve tepe noktaları oluşturuyoruz günlükte. Dip noktamızın da 33.800 olduğunu bir kenara not edin. Buranın altındaki kapanışları takip ediyor olacağız bundan sonra. Peki kısa vade yani birazcık daha erken sinyal almak isteyen arkadaşlar arkadaşlar. Geçtiğimiz günde belirttim. 33.650 bandıydı buradaki destek seviyemiz. 33.650 altında yine aynı seviyeyi takip edelim. 33.650 altında bir 4 saatlik kapanış gelmediği sürece yukarı bandları zorlayacağız. Hatta burada bir tık daha yukarıda yani alçalan dip Göreceğimiz alanda 34.150 olur. Özellikle hani Kısa vade kaldıraçlı alsat yapanlar bu 34.150 bandını iyi takip etsinler. Buranın altındaki kapanış şöyle bir geri çekilmeyi tekrardan beraberinde getirir. Bu da dediğim gibi özellikle kaldıraç kullanan arkadaşları üzebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin startını neresi verecek dersek de bu alanda 34.900 bandı arkadaşlar. Burada startın verileceği nokta. Buranın üzerinde bir 4 saatlik kapanış verirsek 40.000 dolara doğru hareketliliğinde aslında kısa vadede startını vermiş olacağız. Yine bu alanda şöyle bir tablo uzaktan baktığımızda çok net net bir aslında ee, bayrak formasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Burada 34.900 üzeri kapanışla birlikte bunun da onayını almış olacağız. Nereye doğru bir yükseliş hareketi bekleyebiliriz peki? Hedefinde neresi olacak bu yükseliş hareketinin? Şuradan itibaren baz alsak dahi bırakamadım. Şunu da sileyim. Şimdi bu kırılımla birlikte hedef konumu neresi olacak dersek şöyle bir baktığımızda 39.000-40.000 dolar bandı da kısa vade hedefimiz olur. Eğer bu alanda 34.900 üzeri bir kapanış yapabilirsek. Evet Bitcoin için aslında genel anlamda durumlar böyle. Verdiğim destek direnç noktalarını çok iyi takip ediyorsunuz. 33.650 bandı 4 saatlikte altına kapatmamamız gereken seviye. 33.800 bandı günlük anlamda altına kapatmamamız gereken seviye. Yukarı yönlü kısa vadede 34.900 bandının üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. Aynı şekilde bu kapanış günlüğe yansırsa 40.000 dolar yolculuğunu daha net şekilde konuşabiliriz. Dediğim gibi şu anda genel anlamda bütün trendler bitcoin tarafında, kripto para tarafında yukarı devam ediyor. Evet gelelim altcoin tarafına arkadaşlar. Altcoin nerede durum nedir? Altcoin nerede aslında bu alanda ee, bitcoin tarafındaki hareketlilikle birlikte ee, bir yükseliş hareketliği var Ama dediğim gibi bu alanda e, Uzun zamandır böyle hatta e, Son bir yıllık sürece baktığımızda Bitcoin'in daha karlı devam ettiğini Söylememiz mümkün. Evet istisnai altcoin'ler Olsa da genel anlamda e, Bir altcoin sepeti yaptığınızda Yani böyle çeşitli bir altcoin sepeti Yaptığınızda Bitcoin'de alacağınız Karın daha yüksek olduğunu söylememiz Yine mümkün bu alanda da e, 53-80 bandının altına Kapatmadığı sürece de bu alanda e, altcoinlerde ciddi bir hareketlilik beklememek gerek. Yukarı yönlü tekrardan bitcoin'in toparlayacağı noktada 54-50 bandı olur. 54-50 bandının üzerinde bitcoin böyle bence 56-57 hatta belki 58 bandlarına doğru sert hareketliliğine sürdürür. Bu da aslında 40 bin doların görünmesi demek oluyor bitcoin tarafında. E, altcoinlerde yeni araştırmalar yapıyorum. Yeni eklemeler önümüzdeki süreçte gelecek mutlaka arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyeyim. özellikle tekrar tekrar hocam altcoin sepetine neler alabiliriz diyenler var. Arkadaşlar ben küçük küçük bunlardan ekliyorum. Dediğim gibi net bir altcoin dönemi değil. Altcoinlerde ciddi anlamda özen vermeyin. Ama dediğim gibi ben her ay bir iki tane bir iki tane belki 3 dört tane bazen alttan alttan eklemeye çalışıyorum. Özellikle yükselmemiş olanlardan tercih ediyorum. Şu anda elimde tuttuklarım bunlar. Yani burada eksiği vardır. Fazlası Bakayım eksiği var mıdır buradan pardon buradan fazlası vardır eksiği yoktur yani bunların hepsi elimde tuttuğum projeler şimdi daha doğru oldu yani belki bir iki tane farklı proje de vardır dediğim gibi elimde hatta mesela Starlink'i eklemiş miyim son aldığım eklemişim ee, yani eklemediğim belki vardır emin değilim ama dediğim gibi araştırıp şu anda yeni eklemeler yapıyorum bunları da sizlerle anında paylaşacağım ee, Atlas var mı mesela bunda Atlas'ı çıkarmıştım sanırım en son az diye ama sonradan biraz daha ekledim. Atlas'ta da aslında güzel bir yer etmişti. Mesela buraya en son Atlas eksik mesela burada. Atlas'ta da ciddi sıkıntılar var. Tabi burada ciddi bir alım yapmamak da gerekiyor. Atlas tarafı hani zaten uzun zamandır e, ilk şeyde küçük miktarda aldığımız ürünlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi potansiyelli bir ürün Atlas'ta. E, bu alanda e, evet e, ciddi problemler yaşasınlar şirketsel anlamda. Yani e, varlık gösterebilecek bir ürün olarak görüyorum. Özellikle Metaverse tarafında. Ayrıca Atlas'a da değinmiş olduk. Niye değindik onu da bilmiyorum. Devam edelim isterseniz. Hemen şöyle inelim. Tekrardan izleme listemize gelelim. Devizyons grafiğinde geri çekilme net şekilde devam ediyor arkadaşlar. Direnç alanımız burada 33.000 bandı diyebiliriz. burada aşağıda potansiyel hedefimiz neresi olur? Hemen şöyle günlüğü alalım biz biz bunu. Günlük anlamda da potansiyel hedefimiz şu anda 31.800 bu alana kadar gevşem hareketinin devamını bekleyebiliriz. Burayı bir tepki yükselişi olarak değerlendirmek lazım. Dolar endeksinde bu alanda net bir kırılım henüz görebilmiş değiliz. Aslında tabloya şu şekilde baktığımız zaman bir kırılımdan yine bahsedebiliriz. Şöyle bir eğilim yaptığımızda aslında bu alanda bir kırılım geldi ama net şekilde bir kırılımı burada 107 üzerinde göreceğiz. 107 üzerinde bir kapanış gelirse... Burada ciddi bir hareketlilik yine yukarı yönlü bizleri bekliyor olacak. Peki nedir bu hareketlilik? Hemen şuradan tekrardan bulalım. Hemen 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 hemen. Evet. Hop. Şunu şöyle yaptık. Evet. Burada eğer 107 üzerinde bir kapanış görürsek yukarı yönlü potansiyel hedefimizde 114-115 bandı olmuş olacak. Aslında burada zirve dediğimiz alanlara bir potansiyel hedef vermiş olacağız. Evet Ethereum tarafında bu alanda yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dediğim gibi burada potansiyel hedef şu anda 2000 dolar bandı. 2200 dolar 2200 dolarlara kadar da iğne hareketler görmemiz mümkün. Ama dediğim gibi bu alanın aşımını ben Ethereum tarafında beklemiyorum. Burası benim için aslında net bir altcoin rallisinde aşılacak alan diyebilirim. Altın 2000 bandını zorlamaya devam ediyor. Hatta 2000 üzeri kapanış yapıldı bu alanda günlük anlamda. Şimdi üst bandları 2070 bandını aşıp tarihi rekorlara ilerlemesini bekleyeceğiz. Altının yatırımcısı uzun zamandır bekliyordu. Altın numaram buradan ciddi bir toparlanma süreci geçirir altın. Şöyle bir grafik daha hoş olacak gibi. Evet, devam edelim. Nasdaq var. Nasdaq'ta da işler negatif. Bu alanda doğal e, doğalgaz tarafında küçük bir geri çekilme var. Özellikle e, burada tabii ki 320'li bantlar, üçlü bantlar güzel bir alım fırsatı verecek. Özellikle 3 dolar bandına gelirse yine bu alandan toparlanması beklenebilir. Hedeflerinde de 4 dolar bandı var. Muhtemelen bu hedeflere ulaşacaktır. Doğalgaz bu yıl içinde S&P tarafında da sıkıntı devam ediyor. Market cap'ler şu anda oldukça pozitif kırılımlar yapmak üzere. USDT dominansında geri çekilme devam ediyor. Burada 6.50 bandının altında kalması zaten Bitcoin'de yine ciddi bir pozitif sinyal olacaktır. Dolar TL tarafında yukarı hareketlilik devam ediyor. Dün Google arkadaşlar 24 TL olarak gösterdi. Bununla alakalı da hemen zaten canlı yayın öncesinde yaşandı böyle bir 15 canlı yayından 15 dakika önce göstermeye başladı. Canlı yayında küçük bir kesit e, paylaşmaya çalıştım. Ama canlı yayınla alakalı bir sıkıntı olduğu için de e, Telegram kanalından paylaştım. Dediğim gibi muhtemelen e, bu alandaki sıkıntı teknik bir şeydir veya ya bir hata olduğu çok aşikar Çünkü küresel piyasada hiçbir yerde yani zaten piyasalar açık değil. küresel piyasada hiçbir yerde bu fiyatları göremedik e, hal durum böyle olunca yani ortada bir yanlışlık olduğu çok net aşkkardı e, panik işlem yapmayanlar zaten herhangi bir sorun yaşamamıştır dolar e, USDT tarafında satışlara sebep olmuş bu Lakin o alanda da hızlı bir toparlanma geldi Umarım o alanda ciddi bir zararı olan yoktur diyelim Evet petrol tarafında kritik bir noktadayız. Bu alanın üzerinde kalmamız şart. 82'nin altında gelecek kapanışlar aslında burada yine 65'li bantlara doğru bir düşüş tetikleyebilir. Petrol yatırımcısı burada net şekilde dikkatli olmalı. Bu alanda petrol stop noktamız diyebiliriz. 82 dolar bandı alt şahsı biz tarafında yukarı yönlü küçük bir hareketlilik olsa da burada tekrardan aşağı yönlü devam etmesini bekleyeceğiz. Burada yukarı yönlü hareketlerini net şekilde konuşabilmemiz için tekrardan 8000 bandının üzerine yerleşmesi lazım ki biz grafiğinin. Diyelim ki evet burada tekrardan bir toparlanma sürecine giriyoruz ama genel anlamda düşüş trendi devam ediyor. Herhangi bir pozitiflik yok. Ortalamaların altındayız. Önümüzde ciddi direnç noktaları mevcut. Bizdeki negatiflik bu alanda net şekilde devam ediyor. Açıklama kısmında Kontver link var arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız kriptoloji davet koduyla da kayıt olmayı unutmayın e, 250 dolara kadar bir ödülle sahip olabiliyorsunuz. İşlem ücreti, komisyon ücreti, fonlama ücreti yok. Bunun en büyük avantajı alım satım yaparken arkadaşlar e, burada e, herhangi bir komisyon almadığı için e, böyle tutup. Ya işte 10 kez alım satım yaptın ve hemen hemen aynı noktalarda aldın, zarar yazmıyorsun. Diğer borsalarda aslında aldın, aynı yerden sattın, zarar yazıyorsun. Ama Quantver'de böyle bir durum e, söz konusu değil. Bundan dolayı dediğim gibi oldukça severek kullanıyorum. Özellikle sık trade yaparken ve e, trade'lerimi uzun vade tutarken, emtia borsa hissesine de hepsinde aynı anda işleme girebilmekte Tabii ki burada önemli avantajlarından bir tanesi, ekstra da ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere, hoşça kalın.